Mineraller, mineraloji, bu çok bir geniş bir konu arkadaşlar. Ama başlık başlık inceleyeceğiz. Yani yer yuvarlağının dış kesimi, yani taş kürenin olduğu yere litosfer dediğimizi biliyoruz. Ve bunlar değişik kayalardan, kayaların içerisindeki minerallerden oluşuyor. Mineraller yeryüzünde 4000'den fazladır. 4000 rakamı söylense bile yukarıdaki gemoloji, yani değerli taşların şekilleri gösteriliyor ve bunu geniş bir şekilde ele alacağız. Mineraller insanlarla ilişkisi çok eski zamanlara kadar dayanır. Daha eski Mısır'da bile bu mineralleri süs olarak kullanırlardı. Hatta antimondan şöyle sürme çekmek için kullanırlar ve ilerleyen zamanda bundan ciddi şekilde ticaretler yapmaya başladılar. Her yıl yeni mineraller tanımlanmaktadır. İsimlendirmede bazı isimler, mesela albit, Latince kökenli beyaz anlamına gelir. Mesela olivin, zeytinle ilgili yeşil olduğu için böyle bir yanı vardır. Silimanit, ünlü mineralog Benjamin Silliman tarafından bu isim vermiştir. İlit, ilk kez Illinois şehrinde bulunduğu için bu ismi almıştır. Minerallere yönelik gerçek çalışma 1556 yılında George Angus tarafından başlar. Daha sonrasında Stone Argillo çalışmalarla yararlanarak mineral geometri şeklini meydana getirir. Yani bir bakıma mineraloji yapılar haline gelir. Ve mineraller mikroskop üzerine çalışmalar da 1828 yılında başlayan bir durumdur. 1858 yılında İngiliz jeolog Henry Thorpe kristallerin mikroskobik yapılar üzerinde çalışmalara başlamıştır. 19. yüzyılda mineraloglar maddelerin bütününü oluşturan atomların kristal içinde belirli düzen dahilinde bulunduklarını ortaya koymuşlar. Kristalin dış biçimi ile iç yapısı, kafes yapısı arasında ilişkiyi anlamışlardır. 1915 yılında X-ray çalışmasıyla beraber Norveçli mineralog element atomlarının kristallerin mineralleri oluşturmak üzere değişik yollarla bir araya geliştiğini ortaya koymuştur. 1960 yılında mineraloglar minerallerin iç yapılarını anlamak için elektron mikroskop yardımını kullanmışlar. Yani tabii elektron mikroskop 1960'tan sonra ortaya çıkan bir şeydir. Çok basit bir ifadeyle mineraller gezegenimizin hücreleridir diyebiliriz. Jeologlar için bütün yer materyalleri, çalışma minerallerinin anlaşılması mümkün olabilmektedir. Kayaları oluşturan mineraller, endüstride kullanılan mineraller, cevher mineraller, enerji mineralleri, süs taşları, hepsi minerallerin kapsamına girer. Peki tüm mineraller yararlı mıdır? Bazıları yararlı olmayabilir. Mineral kelimesini değişik anlamlarda kullanabiliriz. Yani jeologlar için durum çok farklı. Beslenme için kullanılır, sağlık için kullanılır. Ama jeolog için yer taşlarıdır. Jeolog mineralleri doğal oluşan katı haldeki kimyasal bileşimle oluşan organik olmayan elementler diye ifade eder. Görüyorsunuz onu. Mineraller şayet serbest şartlarda oluşursa geometrik, simetrik yüzeylere sahip kristal olarak oluşur. Minerallerin sıvılardan katılaşmasıyla veya çökeltiden aşırı doygunlaşmasından sonra çözülmüş maddelerin çökelti haline gelmesiyle oluşur. Tabi burada sıcaklık, basınç, ilişki, düzenli dizilimi meydana getiren bir yapıdır. Minerallerin atom yapıları, bakın gördüğünüz gibi atomlar elektron olarak vererek iyon haline gelir. Yani saf bir şekilde mineralin bulunması sadece altın ve bakırda vardır. Diğerleri çoğu zaman bileşik halde, yani iyonlaşmış halde bir arada bulunurlar. Kimyasal bağlar kristal yapıların içerisinde elektriksel akımla alakalıdır. İyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ, van der Waals bağ. İyonik bağ en basit kimyasal bağdır. Yani sodyum klorür, yani bildiğimiz tuz. Elektrostatik çekilimle yapılır. Kovalent bağ, bazı bileşimleri, elementleri en dış yörüngedeki atomu çift ortak olarak kullanmaktır. Yani sodyum 2 hidrojen veya 2 sodyum
ifadesi buna benzeyen bir kovalent bağ biçimidir. Yani iki elektron ortak olarak kullanılıyor burada. Metalik bağ, metalleri bir araya tutan, elektron yörüngede dolu çekirdekleri serbest olarak hareket eden valans elektron bulutu içerisinde yapılan bağdır ve bu metalik bağ yüksek plastikli dövülme, iletkenlik ve düşük sertlik özelliğini gösterir. Bakın gördüğünüz gibi yani metalik bağ ne yapabiliyoruz? Dövebiliyoruz. Levha haline getiriyoruz ve elektrik iletkenliği yüksek hale geliyor. Van der Waals bağ bu yani zayıf çekimli kuvveti kendini gösterir. Bu bağ asimetrik atom ve iyonlar arasında zayıf elektrik çekimini kullanır ve silikat minerallerde bu bağın önemli bir etkisi yoktur. Varlığını iyon ve kovalent bağ maskeleyemez. Minerallerde seyrek bulunan bir bağdır. Ve dilimli mineraller, minerallerin fiziksel özelliklerine geldiğimiz zaman dilimleme, sertlik, kırılma, çizilme, özgül ağırlık, kristal şekli, kristal sistemlerinin genel olarak da fiziksel yapılara, öncesinde kimyasal yapılara baktık. Yani elmas en sertidir, mika, fener ve en düşüğü de bunlar aslında talk diye bir mineral söyleyebiliriz. Yani bunlar çoğu fiziksel özellikleri minerallerin yaşını oluşturduğu yere bağlı olmaksızın hep aynı özellikleri taşır ve böylece mineral ortaya konan. Yani sertlik Frederick Mohs tarafından bulunduğu için bu ifadeyi alıyor. Mohs sertlik derecesini ele alıyoruz. Bakın elmas 10 derecede sertliği vardır. Arkasından yakut gelir. Topaz, kuvars. Ve aşağı doğru indiğimizde en yumuşak olan ise talktır. Yani kalsiti, floriti, apatiti kenara bıraktığımızda en yumuşak olan talktır. Bakın burada bir çizilen yapıyı görüyorsunuz. Bir mineral tırnağıyla çizebiliyor. Dilinim yapısı minerallerin belirli kopma üzerine dilinim denir. Mineraller bu özelliği en iyi şekilde mikada geliştirmiştir. Tabi her mineralin dilinimlenmesi farklıdır. Minerallerin dilimlenmesi, kafes yapıları her ne kadar birbiriyle karıştırılması gereken apayrı şeyler olmalara rağmen bazen her ikisi de aynı özelliği gösterebilir. Dilinim kristalin değişik düzlemler içerisinde farklı bağlar ve kuvvetlerin ortaya çıkması oluşur. Van der Waals bağında gibi oldukça zayıf olabilir ve dilinim düzlemsel mineral kolayca koparılabilir. Bakın görüyorsunuz levha halinde iki yönlü halde ulaşabiliyor. Mesela kalsitten yola çıkıyoruz. Kalsitin rom yüzeylerine paralel 3 adet çok iyi gelişmiş dilinim yüzeyi vardır. Bakın yani küp biçiminde. Kuvars her yönde kuvvetli olarak bağlıdır ve bu nedenle herhangi bir yönde gelişmiş bir dilimi yoktur. Yani kuvars o yüzden kırabilmek de çok zordur. Kristallerin dilinim özellikleri bir keski ile kolayca yaralarak özelliğine göre en kolay yaralan mikada en zor yaralan ise elmastır. Elmas en usta mineral kesiciler tarafından sadece mineralle o elmas da kesilir ve en ustaları Amsterdam şehrindedir. Yani kırılma mineralin dilinin düzeyine göre yani midye kabuğu biçiminde kırılma bu bilhassa kuvarsit minerallerde, obsidyenlerde çok ciddi bir şekilde görülür. Çizgi rengi, parlatılmamış bir porselen parçası üzerine mineralin çizdiği porselendeki renkli yapı bu özelliği verir. Evet, özür dilerim burada biraz atladık. Yani örnek olarak hematit demir her zaman kırmızı kahverengi bir çizgiyi veriyor. Bunu böyle söyleyebiliriz. Parlaklık, mineralin yüzeyi ışığı yansıtma olayı ve metal ve metalik olmayan grubuna göre ikiye ayrılır.
ve cam sılar, kuvarsa, yani sifalaritte, reçinemsi, kaolinde toprak renginde, yani biraz daha toprağın beyazımsı gibi, gipste incimsi gibi, yani halitte kaya tuzu biçiminde, ipeksi, asbette, bunlar onun parlaklığını gösterir. Renkler, mineralin ışıkla olan ilişkisi sonucu mineralin bileşimine bağlı olarak belirli dalga boyunu absorbe eder. Yani kendinde sönümlendirir. Demir, krom ve bazı renkler kuvvetlice absorbe eder. Yani onların renklerini ne yapıyoruz? Biz çok rahat biliyoruz. Bakın burada yani kuvarsit türünde mineral türlerini görüyorsunuz renklerini. Özgül ağırlığı kayayı oluşturan yaygın minerallerin büyük bir bölümünü ortaya koyar. Yani özgül ağırlık kütle bölü hacim demektir. Ve bunu 1 santimetre küp su olaraktan yani temel alıyoruz. Kristal şekli bu tabii ki biraz daha detaylı bir şey. Atomik yapılanmadır bu olay. Yani kristalin geometrisini tanımlıyor. Kübik biçiminde, heksagonal biçimde, altıgen, beşgen biçiminde yapıyor. Tabii kristaller küp, yani monoklinik, triklinik, heksagonal, yani altıgen ve diğer şekillerini burada görebiliyorsunuz. Yani bu şekilde anlatayım ben size. Kristal biçimi, kristal biçimi de kristal grubu içinde iğne şekli, lifsi, kübik, bıçak şekli, levhamsı, üzüm şekli, prizmatik sıfatlarla el alınır. Yani bilhassa bunları biz kuvars benzeri, silis içerikli minerallerde çok daha yaygın olarak görebiliriz. Bakın burada görüyorsunuz levhamsı, iğnemsi, bıçak şeklinde ve prizmatik olarak mineralleri görebiliyorsunuz. Düzenli iç atomik düzenlemeden göstermeden katılaşan minerallere amorf mineral, yani bunlara ham mineral adı veriliyor. Yani şurada görmüş olduğunuz yani bir mineral türünü ham mineral. Diğer özellikler de hidroklorik asitle reaksiyona girme, kalsitte bunu görüyoruz. Kağıda iz bırakma, grafitte bunu görüyoruz. Mıknatısın çekme özelliği, manyette bunu görüyoruz. Tuz tadını halinde, zaten tuzdur o. Sabunsu hissi talta görürüz. Çift kırma özelliğini kalsitte görürüz. Evet. Minerallerin sınıflandırmasına geldiğimiz zaman kimyasal bileşimlerine göre ne yapıyoruz? Mineralleri sınıflandırıyoruz. Silikatlar, yer kabuğunun ana mineral maddesidir. Silisyum oksitten oluşur. Silis ve oksijenin tetrahedron, yani dörtlü bir şekilde bağlanmasıyla alakalıdır. Bakın ortada görüyorsunuz. Ve etrafında diğer elementler bileşiyor. Tetrahedronal birbirine bağlanaraktan çeşitli silikon yapıları oluşur. Yani nezosilikat, sorosilikat, siklosilikat, inosilikat, yani zincir silikat biçiminde görüyorsunuz yapılanmalarını. Bunlar atomik düzeyde olan yapılanmalardır. Fillosilikat, yaprak silikatla, tektosilikat, çevre silikatlar biçiminde yapılar mevcut. Oksitler ve bunlar tekrardan bir daha bakalım. Oksitler metal ve katyonların oksijenle bir bağ kurmasıyla alakalıdır. Ve bunu biz en yapı itibariyle demir oksit olan manyetit ve hematitte bunu görebiliriz. Oksitler yüksek miktarda metal atomlarını içerir ve yeryüzünde zaten çoğu zaman oksit haline bulunur. Sülfitler metallerin kükürtle beraber bir araya gelmesiyle oluşan yapılardır. Sülfit oksitler cevher minerallerini oluşturur. Galen, pirit, sülfit minerallerinden birkaçıdır. Sülfat mineralleri de metalin yani sülfat grubu ile beraber yani kükürt sülfatla yani sülfatla oluşan yapılardır. Gips bunlardan en basitlerinden bir tanesi. Halit dediğimiz şeyler de klorür biçimindedir. Yani bildiğimiz tuz bunun en basit örneğidir. Karbonatlar yani
Mineralin kalsiyum karbonatta bir araya gelmesiyle oluşur ve doğal mineraller, tek saf olanlar da önceden anlattığım gibi altın ve bakır mineralleridir.